Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mece Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte inanılmaz bir oyun oynayacağız. Bu oyunun daha Türkiye'ye erişimi açılmadı. Yani gidip Google Play yazsanız bile bulamazsınız, haberiniz olsun. Peki biz nasıl oynuyoruz? Tam şuraya bir Instagram, ay Discord hesabı bırakacağım. Oradan beni eklerseniz sizlere linki atacağım arkadaşlar. Nasıl oynanacağını göstermiyorum derseniz, telif yemek istemiyorum. Birçok kanalımı kaybettim. Bu kanalımı kaybetmek istemiyorum. Bu arada bu kanalı kaybedersem diye aşağı açıklamalar kısmına yeni bir kanal açtım. Onun linkini bırakacağım. Her neyse, daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada size son kez şöyle bir uyarı vereyim. Car Parking 2'nin nasıl indirildiğini gösterdiğiniz bir video varsa onu direkt silin. Çünkü Oğuz Az Games telif atıyor. Game Guardian hakkında bir videonuz varsa da onu da silin. Car Parking telif atmaya başladı. Kanalınızı kaybedebilirsiniz. Her neyse, daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, geldik oyunumuza. Oyunumuzun adı Driving Simulator. Driving School Simulator Evo arkadaşlar. Bu oyun maalesef ki şu anda ülkemizde kullanılamıyor. Şu anda zaten fotoğrafı görüyorsunuzdur. Google Play'e gidip yazarsanız da çıkmıyor. Her neyse, oyunumuzu inceleyelim. Oyunumuzun grafikleri gerçekten güzele benziyor. Şöyle ayarlarda göstereyim. Normalde bende yüksek grafikler kaldırıyor arkadaşlar. Yüksek grafikler kaldırıyor. Ancak oyun kasmasın diye size düşük grafiklerde göstereceğim de, neyse yüksek grafiklerde göstereyim, daha iyi olur. Şöyle garaja gittiğimiz zaman birçok aracımız olduğunu görebilirsiniz. Bayağı güzel araçlar var. Hızlı hızlı geçiyorum ki fazla da uzatmak istemiyorum. Evet, bu şekilde araçlarımız var. Biz bugün Supra süreceğiz. Supra'yı severim. İşte burada. Supra'yı özelleştir diyelim. Şöyle iki fark. Body kit yapabiliyoruz arkadaşlar. Body kit gerçekten güzel oldu. Parasını verelim. Aracı boya da biliyoruz arkadaşlar. Teker boyamadan tutun aracın dış boyasına kadar boyayabiliyoruz. Ancak ben turuncu rengini beğendim. Tekerleri boyayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ancak ben beyazı da beğendim. Camlarımızı boyayabiliyoruz. İstediğiniz şekilde cam boyası atabiliyorsunuz. Farlarımızı boyayabiliyoruz. Farları boyamak güzel. Üf, şu yeşil efsane duruyor. Yeşil yapacağım. Yeşil mi değil mi? Gözlerin alev mi nehir mi? Bedenin zehir mi keyif mi? Kalbin benim mi değil mi? Jantlarımızı ayarlayabiliyoruz. Jantlarımızın boyutunu. Bayağı bir jant seçeneği var. Ancak Supra'nın orijinal jantını ben severim. Tekerimizi ayarlayabiliyoruz. Birçok teker seçeneği var. Ben şu beyazı çok sevdim. Bu neymiş? Üste bu şekilde şey takabiliyoruz. Aynı şekilde öne de takabiliyoruz. Öne koruma takabiliyoruz arkadaşlar. Port bagaj takabiliyoruz. Supra'ya da port bagaj yakışmaz. Son olarak da plakamızı ayarlayabiliyoruz. Ben plakamı ayarlayayım. Şöyle sevdiğim bir plakayı ayarladım. İçini de değiştirebiliyoruz. İçinin kadran renklerini ayarlayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi içinin kadran renkleri de efsane görünüyor. Şöyle mavi yapalım. Mavi çok hoşuma gitti. Mavi mavi masmavi gözlerim olcuk mavi. Bir gördüm aşık oldum bu gelen kimin yari. Aynı şekilde şu görmüş olduğunuz şeyleri de ayarlayabiliyoruz. Bunların ismini de bilmiyorum. Şöyle onu standart renginde bırakacağım. Bu şekilde şey koyabiliyoruz. İşte aksesuardır. Koku koyabiliyoruz şöyle. Performansını arttırabiliyoruz.
Şöyle maksimum yapalım. Oyun grafikleri gerçekten efsane arkadaşlar. Birazdan şöyle bir maksimum yapalım. Evet, maksimum yaptık. Motorumuzu değiştirebiliyoruz. İstersek elektrikli motor falan takabiliyoruz. Taktık. Sürücümüzü ayarlayabiliyoruz. Şöyle erkek mi kız mı, ten rengi mi falan filan mı ayarlayabiliyoruz. Şöyle bir tayımızı ayarlayalım. Eldiven takabiliyoruz. Şu eldiven güzelmiş. Eldivenin rengine kadar ayarlayabiliyoruz. Yani bura biraz detaylı arkadaşlar. Burayı detaylarına kadar inmeniz gerekiyor. Yani sağlam bir oyun geliyor olsa skin. İngilizce her resmen arkadaşlar bakın değil. Ozas Games nereden çıktı ya? Oblex'ten sağlam bir oyun geliyor arkadaşlar. Şöyle şunu da şöyle ayarlayalım. Şöyle renklerini ayarlayabiliyoruz. Bunu da beyaz yapalım. Şöyle güzel olsun. Karakterimizin saçını da ayarlayabiliyoruz. Şöyle siyah bir saçı olsun. Satın aldık. Bu sakal mı? Evet, seçtik arabamızı. Tek oyunculu ve çok oyunculu oynayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi car parking'teki gibi server açma şansımız var. Bunlar henüz gelmemiş. Yakında gelecek. Biz tek oyunculu oynayacağız. Görevleri yapacağız. Pratik yapabiliriz. Yarış pisti demeye kalmadan yanlışlıkla tıkladım. Tek oyunculu diyelim. Tekrardan görevlere girelim. Burayı yağmurlu yapacağım arkadaşlar ve gece yapacağım. Bu ikisi efsane oluyor. Chicago'da oynayalım. Sür diyelim. Evet arkadaşlar, oyunumuz yüklendi. Muazzam görünüyor. Şöyle bir ışığımızı yakalım. Kasacak büyük ihtimal ışığı yakınca. Aracımızı çalıştırdık. Emniyet kemerini taktık. Ve şöyle iç görüntüye geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, görüntü muazzam. İnşallah videoda kasmıyordur. Oyun biraz optimizasyon sorunları var. İnşallah çıkışında bu optimizasyon sorunları giderilir. Oyun şu an inanılmaz kasıyor. Yo, farkındayım. Çünkü hem yağmur hem görüntüler kastırıyor. Umarım videoda kasmıyordur. Evet, biraz hata yaptık. Yani görüntüler muazzam, grafikler muazzam arkadaşlar. Nice. Ancak optimizasyonu tam yapamadıkları için sıkıntı çekiyoruz. Şöyle buraya bir dönelim. Yavaşça. Görevimizi tamamladık arkadaşlar. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Ben tekrardan bir ana menüye gireceğim. Bir de açık havadaki grafiklerini sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, gündüz grafikleri de bu şekilde oyunun. Badanam. Şöyle aracımızı tekrardan çalıştıralım. Tekrardan emniyet kemerimizi takalım ve sinyalimizi verip yolumuza çıkıyoruz. İçten görüntüsü de şu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz, içten de böyle görünüyor. Oyun gayet güzel. Haritası geniş. Görmüş olduğunuz gibi haritası baya baya geniş arkadaşlar. Her neyse, görevimizi devam ettirelim. Çarpıya basıyoruz. Hemen buradan sağa dönüyoruz. Yalnız şunlar oynamıyor. Keşke oynasaymış. Evet. Supra'mıza güzel şekilde gidiyoruz. Dediğim gibi biraz optimizasyon sıkıntıları var. Umarım oyun Türkiye'ye de açık olduğunda
optimizasyon sorunları giderilmiş olur arkadaşlar. Hemen şöyle devam ediyoruz. Biraz da videoda olduğum için de kasıyor arkadaşlar. Video dışında bu kadar kasmıyor. Haberiniz olsun. Ancak oyun bayağı güzel. Yani Car Parking, yeni nesil Car Parking diye düşünebilirsiniz. Bayağı ona benziyor. Car Parking 3 bile diyebilirsiniz arkadaşlar. Car Parking 3 bile diyebilirsiniz. O derece güzel olmuş. Yani bunu bir de online oynadığınızı düşünün. Benim herhangi bir arkadaşım olmadığı için online oynayamıyorum. Kanepenin köşesinde sabahı. Bunu bir de online'da oynadığınızı düşünün. Yani gerçekten efsane bu oyun. Evet, dayı geç bakalım. Şöyle yavaştan Supra'mızı park ediyoruz. Ve görevimizi tamamlıyoruz. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Evet arkadaşlar, videomuz ve oyun bu şekildeydi. Umarım videoyu ve oyunu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.